İnsanlara Favonius Şövalyelerinin en güçlü üyesinin kim olduğunu sorarsanız muhtemelen karşınıza 3 isim çıkar. Yüksek itibarlı Büyük Usta Jean, Süvarilerin Kaptanı Kea ve Gizemli İş Adamı Diluc. Bununla birlikte bazıları serhoş gözleriyle solgun ay ışığı altında tüm Stormbearer dağlarını yerle bir eden kırmızılı bir şövalye gördüğünü iddia eder. Bu gizemli şövalyeyi bulmak istiyorsanız Favonius Şövalyeleri karargahındaki tek kişilik hücreden başka bir yere bakmanıza gerek yok. Eğer o hücreyi boş bulursanız, o zaman yakında talihsiz bir patlama sesi duyacaksınız. Klee, çevreye yaydığı tehlike ihtimali ile tanınır. Favonius Şövalyelerinin resmi bir üyesi olarak savaştaki gücü hafife alınmamalıdır. Ancak kendisi hiperaktif bir çocuk olduğu için yıkıcı yetenekleri de göz ardı edilmemelidir. Monstrat'taki diğer yaşıtları hala normal oyuncaklarla oynarken Klee'nin en sevdiği oyuncaklar yaşayan bombalardır. 3 yıl önce ünlü maceracılar olan ailesi Klee'yi Favonius Şövalyelerine emanet etti. Bu sayede Klee ve o beyazlı çocuğun kaderi Monstrat'ta iç içe geçmiş oldu. Klee dış dünyadaki her şeyi merak eder. Patlayıcılara karşı masum bir tutkusu vardır ve yaptığı her şeyde inanılmaz derecede heveslidir. Favonius Şövalyelerinin koruması altında kötülüklerden ve kötü niyetli olanlardan korunur. Bu genç kız çok geçmeden Favonius Şövalyelerindeki herkesle koparılamaz bir bağ kurar. Jean tarafından hücre hapsine gönderilmek, Amber'ın Baron Bunny'sini geliştirmek ve tabii ki yeni bombalar üzerinde çalışmak. Klee'nin hayatının bu kısımları onun için paha biçilmez hazinelerdir. Jean masasına otururken elindeki bir dizi hasar raporuna bakar ve kendi kendine iç çekerek "Armut dibine düşermiş" diye söylenir. Arabaların onarılamayacak seviyede patlaması, depo kulübelerinin kül olması ve şövalyelerin güçlükle kontrol altına almayı başardığı orman yangınları. Starfell Gölü'ndeki doğal olmayan sebeplerden dolayı ölen balık sayısının artışından bahsetmeye bile gerek yok. Tüm bunların arkasında tek bir potansiyel suçlu var. Ve o kişi de Favonius Şövalyelerinden biri. Jean'in sert bakışlarıyla karşı karşıya kalan masum görünümlü Klee tüm gizli patlayıcılarını teslim eder. Gözyaşı seliyle itiraz etmesine rağmen sonunda hücre hapsine götürülür. Bu olay Favonius Şövalyelerinde sürekli olarak haftada bir veya iki kez gerçekleşir. Klee her zaman sebep olduğu dağınıklıkları temizleyenlere yardımcı olmak ister. Ancak bazen pervasız kişiliği işleri daha da kötüleştirir. Örneğin bir keresinde barbeküde balık pişirerek herkesten özür dilemek istedi. Ama sonunda barbeküyü havaya uçurdu. Ayrıca bir de telaşa kapılıp yangını rüzgarla söndürmeye çalıştığı bir zaman vardı. Bu da tabii ki tüm bölgenin alevler içinde kalmasına neden oldu. Aslında kötü bir çocuk olmak Klee'nin doğasında yok. Sadece meraklı ve oyuncu doğası onun harekete geçmeden önce düşünmesine engel oluyor. Ne zaman başı belaya girse suçluluk duygusuyla bunu telafi etmeye çalışır. Jean Klee'yi hücre hapsinden her çıkarttığında patlamaların sesinin Monstrat'ta duyulmaya başlaması genellikle bir veya iki günden fazla sürmez. Kıvılcım Şövalyesi her zaman adının hakkını vermeyi başarır. Klee her zaman Favonius Şövalyeleri ve Monstrat için sorun çıkarsa da kendisi takımı yavaşlatan bir çaylak değil. Aksine doğru yaklaşıldığı takdirde patlayıcılarla ilgili becerileri oldukça kullanışlı olabilir. Jean bir gün sadece Klee'nin özel yeteneklerini kullanarak bir istilacı Hilly Church grubunu yenmişti. Ancak Klee aynı operasyonda dikkatsizce çok fazla sayıda bomba yerleştirdiği için Stormbearer dağlarının çehresini de sonsuza kadar değiştirmişti. Söylemeye gerek yok, herkes biraz şok olmuştu. Ama en azından Favonius şövalyelerinden kimse yaralanmamıştı. O zamandan beri Stormbearer dağlarının Kızıl Şövalyesi efsanesi Monstrat çevresinde dolaşmaya başlamış. Söylentiye göre Favonius şövalyelerinin sahip olduğu en büyük hazine Klee'nin elinin altındaymış. Ancak bu hazinenin gerçekte ne olduğunu yalnızca Klee biliyor.
Klee için Favonius şövalyeleri bir ailedir ve onlarsız bir hayatı hayal bile edemez. Bununla birlikte en büyük rol modeli öz annesi hırslı maceracı Alice'dir. Ona göre çok ünlü bir maceracı ve popüler Teyvat gezi rehberinin yazarı olan inanılmaz annesi her şeyi yapabilir. Klee'nin annesiyle birlikte çok değerli anıları var. İster barut ekleme ve fitil seçme gibi teknikler konusunda ona adım adım rehberlik etmesi olsun, ister yaratıcılığını her zamankinden daha cesur ve daha güzel havai fişeklerle ifade etmesi için verdiği cesaret olsun. Ya da Star Snatch uçurumunun yük taşıma noktalarını nasıl belirleyeceğini ve ardından her şeyi alt üst etmek için hangi patlayıcıyı kullanacağını öğretmesi olsun. Ya da Favonius şövalyelerinden Huffman tarafından azarlanırken tuhaf bir şekilde dil çıkarmaları olsun. Ailesi tehlikeli ve uzak bir yere seyahat etmek için ayrılana kadar işler böyleydi. Klee'yi Albedo ve Favonius şövalyelerine emanet ettiler. Hala küçük olmasına rağmen Klee bir gün annesi gibi olacağını biliyordu. Bir gün onun patlayıcıları annesinin gurur duyacağı bir şeye dönüşecekti. Dodoko, Klee'nin ilk arkadaşıdır ve onun en iyi arkadaşlarından birisidir. Çok uzun zaman önce annesi bu bebeği onun için kendi elleriyle yaptı. Alice onu Klee'nin dört yapraklı yoncasına yapıştırdı ve büyük sırt çantasına astı. O günden itibaren Klee ve Dodoko ayrılmaz bir ikili oldu. Annesi bu sayede Klee'nin asla yalnız kalmayacağını ve tek başınayken bile güvenebileceği bir arkadaşı olacağını söyledi. Amber ve Baron Bunny gibi tehlike anında birbirlerini korurlardı. Ancak Dodoko'nun varlığı şövalyelerin endişelenmesine neden oluyordu. Alice ve kızının icat ettiği diğer şeyleri düşününce bu da her an patlayabilirdi. Dodoko, Klee'nin kendi seçtiği bir isimdir ve bu ismin ne anlama geldiği sorulduğunda cevap vermeden önce uzun bir süre kızarırdı. Bunun anlamı Klee'nin en iyi arkadaşı. Klee'ye vizyonunu nasıl elde ettiğini sormak muhtemelen sizi hiçbir yere götürmez. Çünkü o da bilmiyor. Doğuştan bir yangın manyağı olan Klee, çok genç yaşta bir vizyon tarafından kabul edilmişti. Klee'nin kendi ifadesine göre süper büyükten bile daha büyük bir bomba yaratıyordu. Bu onun ilk solo projesiydi. Ancak sonuçlar beklediğinden çok farklıydı. Yani sonuçta sadece küçük atölyesini gökyüzüne fırlattı ve yerine bir kül bulutu bıraktı. Ancak Klee hayal kırıklığına uğramak yerine bu küllerden alevli bir vizyonun ortaya çıktığını görünce mutlu bir şekilde şaşırdı. Klee bu ilahi takdiri nasıl almıştı? Patlayıcılara olan yeteneği ve tutkusu sayesinde mi? Yoksa annesinden gelen değişik doğası sayesinde mi? Yoksa sadece ışıldayan masumiyeti sayesinde miydi? Ne olursa olsun Klee böylesine gıpta edilen bir eşyayı hassas ve kaygısız yaşlarında çoktan ele geçirmişti. Büyürken neyle karşılaşırsa karşılaşsın bu hediyeden asla vazgeçmeyecekti. Klee Almanca'da yonca demektir. Klee'nin takım yıldızı olan Trifolium Latince'de yonca demektir. Klee bombalarını hazineler olarak adlandırır. Kea tarafından yazılan hayatta kalma kuralları vardır. En önemli kural ise Montserrat'taki hiçbir şeyi ve hiç kimseyi incitmemelisin. Yoksa cin çok kızar. The Meaning of Lubical görevinde Razor'ın bahsettiği Favonius şövalyelerindeki yanık kız Klee'dir. Oyunun çıkışından sonra oyuna eklenen ilk karakterdir ve 22. oynanabilir karakter olmuştur. Normal saldırısı bomba atmak olsa da Klee onları çağırmak için katalizörünü kullanır. Tıpkı annesi Alice gibi Klee de uzun ömürlü bir ırktan gelir. Her ikisinin de elf olduğuna dair söylentiler vardır. Sırt çantası ilkokul öğrencilerinin Rande Serus'una benzer.